Merhaba arkadaşlar bugün mükemmel bir mod göreceğiz. Evet. Bugünkü modumuz gerçekten çok hoşunuza gidecek. Ama bazı şey kötü yanları var evet modun bazı hatta çok kötü bir yanı var ya aynen zaten <laughs> modun pek özelliği yok hani sizi direkt de anlayacaksınız yani hiçbir şey anlatmadan ee, anlayabileceksiniz topraktan eşyalar yapacağız arkadaşlar bildiğiniz şöyle diamond'dan yapıyoruz ya mesela diamond'dan demirden işte bilmem ee, neyden yapıyorsak artık ee, mod kullanarak veya kullanmayarak işte tahtadan taştan maçtan her şeyi yapabiliriz ya tool'ları eşyaları yapabiliyoruz ya kazması küreği olsun kılıcı olsun çapası olsun baltası olsun bunlar arkadaşlar topraktan yapacağız bu mod sayesinde chestimin içinde gördüğünüz gibi e, topraktan kılıcım var topraktan baltam var topraktan çapam var topraktan kazmam var ve topraktan küreğim var şimdi bunlar gerçekten çok iyiler ne konusunda iyiler hani işlev konusunda gerçekten çok iyiler yani diamond'ın bir üstü diye düşünüyorum bunlar o kadar iyiler yani bakın mesela diamond kılıca bakın artı 7 vuruyor e, yani gözüken damage artı 7 e, bunun ise artı 8 mesela artı 4 bunun artı 5. Yani Diamond'ın tamamen bir üst seviyesi olarak. Hani oyundaki gerçekten ee, Diamond'dan bile, ee, Diamond eşyalardan bile daha yüksek bir ee, seviyede oluyor bunlar. Fakat... Şimdi kötülüğünü göreceksiniz. Biraz toprak kazayım ben şu elimdeki diamond'la. Daha sonra hatta bize bir stick lazım. Stickleri de alırız. Game mode'dan alırız ya. Şimdi ağaç maç keserek uğraşmayalım. Sizin de canınız sıkılmasın. Şöyle yerden toprakları toplayalım. Hatta onları da game mode'dan alalım. Sıkıntı olmaz. Şöyle şu an Latina Fighters'tan alamıyoruz. Stickleri şöyle şuradan alalım. Toprakları da... Toprak yeter zaten bu kadar. Tamam. Böyle... Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar topraktan eşya olarak bu arada zırh yok. Hani nasıl söyleyeyim size? Ee, mesela şöyle. Hani zırhlarımız yok. Gördüğünüz gibi dört yazıyorum zaten. Ee, sadece hani tuğullar. E, araç kereşler, Zırhlar da olsa gerçekten çok iyi olurmuş. Ee, ama zırhlar aslında olmazmış. Çünkü e, daha bu toprak eşyalarının arkadaşlar bir kötü yanı var. Ne biliyor musunuz? Çok az dayanıklılar. Hani dayanmıyorlar. Bildiğiniz e, çok çabuk bitiyorlar. Mesela bu ne? 1562 değil mi? Diamond'ların mesela kullanım süresi 1562 blok. Yani bu kürekle ben 1562 blok kazacağım. Veya bu e, kazmayla 1562 blok kazacağım e, diye düşünün. Ama mesela toprak kazmayla ne kazacağım? Sadece 11 blok kazacağım. Evet bu kadar kötü yanı gerçekten. Şöyle hatta e, istiyorsanız bakalım. E, bu arada hangi madenleri e, kırabiliyorlar? E, arkadaşlar dediğim gibi Diamond'ın bir üstüler. Hani kırabiliyorlar. Ama yani çok kötü dayanıyor yani. Gerçekten e, dayanıklılığı sıfır yani 11 bloğa kadar dayanabiliyor sadece. Fakat e, dediğim gibi işte... Hani diamond kazma yapamıyorsanız aslında e, bunu yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir test yapalım hep beraber. E, game mod 1'e geçelim. E, buradan hemen obsidian çıkartalım. E, bir tane obsidian yeterlidir. E, buradan da tekrar bir 4 pickaxe alalım şuradan. E, şunu atalım tamam. Şimdi game mod sıfıra geçersek. Bunu da buraya koyarsak. Bakalım obsidyeni kırıyor mu? Evet çok güzel bir şekilde. Hatta çok çok daha hızlı bir şekilde kırıyor. Zaten daha demin de kırdığı hızı gördünüz. Ee, evet sadece mesela obsidyen falan toplamak için veya e, ne bileyim. Aynen sadece obsidyen toplamak için işinize yarabilir aslında bu. Çok güzel mantıklı bir fikir bu. Evet şunu bunu şu an keşfettim gerçekten. Hani obsidyen falan e, kırmak için bulup kırmak için e, illa hani 3 diamond bulmamız gerekiyordu. Artık hani e, obsidyen e, kazmak için de diamond kazma değil de e, bu kazmayı kullanabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dayanıklılığı sıkıntı olmaz. Zaten 11 e, blok kazabiliyor. Hani ikişer üçer tane yapın. gizin istediğiniz kadar e, obsidiyenizi kazın yani. 30-40 tane obsidiyenizi kazın. Bu şekilde hani bir mantığını kullanabilirsiniz. Onun dışında bunları da aynı şekilde kullanabilirsiniz işte. E, 4 sword e, sadece bu da e, 11 taneye dayanıyor. Yani e, 11 vuruşluk bir. E, bunun da hakkı var gördüğünüz gibi. E, zaten Zaten atları mesela iki vuruşta öldürüyorsa ya hatta bazen üçse ve kritik kritik saymazsak evet en fazla e, maksimum 3 tane at mesela öldürebiliyorsunuz bununla. E, daha sonra Bitiyor evet gördüğünüz gibi Bu kadar hani dayanıksızlar Peki nasıl yapı yapılıyorlar e, Yapılmaları çok kolay zaten Resetleri çok kolay şöyle göstereyim size Zaten mantığı anlayacaksınız e, Şöyle hemen zaten e, crafting table'ı da Göstermek istiyorum teker teker Çünkü teker teker gösterince daha etkili oluyor Farklı bir şey var mı yok mu en azından hepsini e, Görmüş olun şöyle evet şunu şöyle koyalım e, Tamam burada game mod 1'de de yapabiliriz Evet şimdi toprağı mesela Böyle koyduğumuzda podzol da olabilir Toprak da olabilir hiç fark etmez Eee onu da söyleyeyim. Bakın böyle stickleri aynı şekilde hani bir diamond kazma yaparmış gibi sadece toprak diziyoruz. Bu şekilde anladığınız gibi. Ee, daha sonra şu şekilde dizdiğimizde kürek. Aynı arkadaşlar Vanilla'daki e, araç kereç sahiplerinin aynısı. Daha sonra şu şekilde dizdiğimizde kılıç. Ondan sonra başka şu şekilde dizdiğimizde. Dur. Balta evet gördüğünüz gibi ee, Ve ne kaldı ha? şu şekilde dizdiğimizde çapa Bu kadar basit arkadaşlar yapılışları da ee, Yapılışları basit olarak e, Dediğim gibi yapabilirsiniz ama e, Yine dediğim gibi çok az dayanıyorlar ee, Bunu da göz önünde bulundurun Modu aşağıdan indirip kurabilirsiniz Kendinize iyi bakın Videoyu beğenmeyi unutmayın Görüşürüz bay bay